Efendim herkese merhabalar, muhabbetler dileyerek bir sorun değille yine bizler geldik. Ekran başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Sizler çaylarınızı, kahvelerinizi hazırladıysanız, bizler de efendim burada çaylarımızı yudumlarken yine güzel, önemli bir konuyu konuşacağız. Tabii ki ailelere, ebeveynlere yine rehberlik etmeye gayret edeceğiz diyelim. Bugün eminim her evde yaşanan bir sıkıntıdır. Ders çalışmayı sevmeyen çocuğunuz var mı diye seslensem, kimlerin çocuğu ders çalışmayı sevmiyor? Ya da ders çalışmayı seven çocuk var mı acaba diye sormak da gerekiyor. Çok eğlenceli bir şey gibi görülmüyor. Bunları konuşacağız ama tabii ki sınav kaygısı ve sınav korkusundan da bahsedeceğiz. Sizler lütfen bizlere @sorundeyiltv Instagram hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Sorularınızı iletebilirsiniz dedikten sonra bugün bize eşlik edecek uzmanımızı takdim etmek istiyorum sizlere. Psikolojik danışman Ümühan Topal hocamız buradalar. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür nasılsınız? Ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet hocam, tabii ki danışan da gördüğünüz için çok yakınsınız elbette konulara. Evet. Bir psikolojik danışman olarak ders çalışmayı sevmeyen çocuklar ve onların aileleri, ebeveynleri. Evet. Ben şöyle hemen başlasam vakit kaybetmeden. Neden sevmezler? Ben neden sevmez çocuk ders çalışmayı dediğimde, ders çalışmak sevilecek bir şey değil ki zaten diyebilirsiniz ama evet. Çocuğun hayatını kurması için, evet, değil mi? Geleceğini inşa edebilmesi için de bu bir temel sorumluluklarından bir tanesi. Ama aslında neden evet sevilmeyen bir şey çocuklar için? Şimdi ders çalışmayı o kadar ayrı farklı alt başlıkları var ki ama temel olarak çocuk ders çalışmayı öğrenciler yani çocuktan kastımız o. Ders çalışmayı sevmemelerinin sebebi birçok şey olabilir ama temelde şu. Bunu bir dayatma, mecburiyet özellikle ebeveynleri tarafından ona söyleniyorsa. Ders çalışmadığı takdirde bir ikinci faktör ders çalışmadığı takdirde işte bir şeylerden mahrum kalacağı gibi bir şeyle karşı karşıyaysa çocuk. Yani ceza yani ders çalışmazsam ceza alacağım gibi o şekilde olabilir. Hani bu klasik koşullanma da vardır ya onunla kodluyor çocuk kafasında. Öğrenme yollarını bilmiyordur o yüzden nasıl çalışacağını bilmediği için sevmiyor olabilir. Gibi en temel şimdi bunlar söylenilebilir. Bunlar aynen sebepleri. Peki faktörler bunlarken biraz yaş gruplarına girelim hocam. Tabii. Zira izleyenler şöyle söyleyebilir. Bir yaşta da sevmiyor. Daha yeni başladı okula Tuğba Hanım. Hı-hı. Ümühan Hanım size de geliyordur. Daha ilkokulda böyleyken biz nasıl ortaokulu liseyi getireceğiz? Evet. Hangi yaş gruplarında daha çok ders çalışmayı sevmeyenlere rastlıyoruz biz sorun oluyor. Bu yaş gruplarıyla mı ilgili? Yaş gruplarıyla ilgili bizim oyun terapisinde gözlemlediğimiz şeyler özellikle ilkokul birinci sınıfında birinci dönemini ben çok önemsiyorum. Çocuk çünkü öğrenme güçlüğü yaşıyor olabilir ve bu anne baba tarafından fark edilmemiş olabilir. Yani o okumaya geçiş dönemi geçti geçemedi veya işte arkadaşından hele bir de rekabet varsa yarıştırılıyorsa anne baba tarafından. Bu bir kriz dönemi. Ben yaş dönemi değil de ona kriz dönemi diyeyim. Sonra liseye geçişte yani 8. sınıf yine bir zorlu dönem. Üniversiteye hazırlanırken maalesef bizim ülkemizde son sınıfta başlanılıyor ama aslında çok geç. Yani en az bir 11. sınıftan çalışmaya başlaması gerekiyor. Bu dönemler hem öğrenci için hem öğretmenleri için özellikle de aileler için kriz, çatışma dönemleri olabiliyor. Demek ki o konular yığıldığında değil mi? Belli evet bir yaş grubuna gelince çünkü biz ergenlik döneminde de bu kadar büyük yığılmalar, konular yığılıyor. Tabii. 11. sınıfa gelmiş çocuk hatta şu an 12. sınıf bizim zamanımızda 11'de bitiyordu. Aynen. 12. sınıfa geliyor ve bir sürü konular var. Bir evet yıl içerisinde bitirmesi gerekiyor ve hayatının dönüm noktası olacak bir sınavla karşı karşıya kalıyor. Haliyle orada da bir baskı oluşturuyor. İçin sevemiyor. Evet, evet. Burada evet da bir külfete dönüşmüş oluyor. Külfete dönüşüyor olabilir bu konuda ebeveynlerin tutumu, öğretmenlerin tutumu olabiliyor. İlkokul birinci sınıfta özellikle aflarına sığınarak işini çok iyi yapan öğretmenlerimizin affına sığınarak. Ama öğrencilerine hani bir nasıl anlatayım bunu bir kendisi için bir onur meselesine dönüştüren öğretmenlerimiz olabiliyor maalesef. Çünkü travmatize olmuş bir şekilde gelen çocuklardan dolayı böyle söylüyorum ben. Öğretmenin tutumu olabiliyor. Fark çok edilememe. Çocuğun ders çalışmasını, ders çalışmayı sevmemesindeki etkenlerden birisi de öğretmen faktörü olabilir. Öğretmenle arasındaki o sağlıklı elektriğin ve diyaloğun kurulamaması. Evet, o bağın kurulamaması özellikle birinci sınıf. Evet, birinci sınıf için. Ve birinci kilit sınıf değil mi hocam? Sevdi. Aynen. Çünkü ömür boyu öğrenci olacak özellikle ülkemizde.
Ya da nasıl başlarsa biraz öyle gidiyor gibi evet. oluyor. Bu benim şahsi gözlemim. İlkokulda o zaman okul ve öğretmen seçimi için ebeveynlere çok iş düşüyor. Çok. Zaten çocukluğumda ne hatırladım biliyor musun hocam siz bunu söylediğiniz zaman? Annelerimiz bizim okula yazdıracağı zaman falanca öğretmenin sınıfına yazdırmak için çabalarlardı. Evet. Yani o müdürün odasında sıra olurdu. Şu öğretmen tercih edilirdi yani. Bilinirdi öğretmenler. Evet. Birisi mesela çok despotsa çok hassas çocuğu olan ebeveyn onu istemezdi. Benim çocuğum oradan sıkıntı yaşayabilir. Evet. Daha mülayim, daha naif olan bir öğretmen varsa ona yazdırmaya çalışırdı. Evet. O geldi aklıma. Çok önemli bir nokta Kesinlikle. Bu. Kesinlikle. Peki devam edelim hocam o zaman. Aileler bu konuda ders çalışma alışkanlığını oluşturmak gerekiyor ama o alışkanlık sevilen bir alışkanlık nasıl olacak? Biraz ailelere de mesaj verelim. Sevmeyen evet. bir çocuk var. Bu faktörler de gözden geçirecek ama yani ne tavsiye edersiniz? Ondan sonra sınav kaygısına geçelim hocam. Olabilir. Şöyle Tuğba Hanımcığım, şimdi ders çalışmayı sevmekten önce hani bizim de biz çocukken söylenilen şeylerde işte yavrum evladım dersini çalış, dersini çalış. Ya odada çocuğun ne yaptığını bilmiyor. Geliyor çocuk hani kitaba bakıyor. Görürse tabiri yerine diyor ders çalışıyormuş gidiyor. Oysa çocuk belki de orada başka bir şey yapıyor. Burada iki önemli faktör bence devreye giriyor. Bir tanesi şu ders çalışmak mı, verimli çalışmak mı? İkincisi anlamak ve öğrenmek. Bunlar çok önemli şeyler. Çünkü ders çalışmak yerine verimli çalışmak bence çok daha olumlu ve sağlıklı bir kavram geliyor bana. Şundan dolayı bu şekilde söylüyorum. Bazı çocuklar var algısal düzeyde çok iyiler. Yani IQ zekası çok iyi. Bu çocuk bir başka çocuğun diyelim ki yarım saatte, 45 dakikada, bir saatte yapamayacağı ödevi, anlayamayacağı konuyu bakıyorsunuz 15 dakikada anlamış. Ne olacak şimdi? Dersim yaptım diyor mesela, ödevimi yaptım mesela. Bu inanmayan anne babalar ölüyor. Özellikle anneler, ben annelere özellikle burada vurgu yapmak istiyorum. Evladım dersini çalış. Tamam da hani o ne çalışıyor? Belki de çalıştı. O şekilde bakılmıyor. Çocuk hani bizim zaman böyle hafızlıyormuş gibiyse eğer sanki ders çalışıyor olarak algılanıyor. Oysa çocuk anladı, öğrendi, gerekeni de yaptıysa birçok ergen danışanımdan ben şunu diyordum. Hocam dersimi çalıştım, soru çözmem gereken soruları çözdüm. Bunu diyor annemle, daha çok anneyle çatışma yaşıyor ya çocuklar. Bunu anneme söylediğimde o yetmez sen biraz daha çöz. Yani çocuk anlamışsa, öğrenmişse, üstlerine düşeni yapmışsa diğeri yani böyle bir çocuğu dersten uzaklaşmaktan, sorumluluklarını yapmaktan, uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramıyor maalesef. Evet. Dediğim gibi peki, benim kendi gözlemim. Neden anneler? Dikkatimi çekti şimdi. Neden anneler sanki böyle hani içlerinde bir uhde kalmış okul anlamında acaba hani biz zamanında evet kız çocuklarının okumasına çok sıcak bakılmıyordu ülkemizin evet. genelinde evet. çoğunluğunda. Acaba onların hayali olduğu için mi anneler bu kadar ders konusunda, okul başarısı konusunda babalara göre daha kontrolcü? Ve çatışma yaşıyor çocuğuyla dolayısıyla. Bu olabilir Tuba Hanım. Bir de şu olabilir. Hani şöyle benim sürekli söylediğim bir şey var. Danışanlarıma, ebeveynlerine özellikle hani ergenleri. Çocuklarımız bizim hayallerimizi gerçekleştirmekle sorumlu değiller. O gerçekleşmeyen her neyse bizim hayalimizde. Çocuğumuzu buna zorlayamayız. Bir de şu var hani benim hayalim diyelim ki ben bir anneyim. Benim hayalim diyelim ki. Nedir? Başka bir meslektir ama çocuğumun başka bir şeye ilgisi, yeteneği ve yönelimi vardır. Bu çocuğu buna zorlamak demek bir ırmağı tersine akmaya zorlamak gibi bir şeydir. Burada orada onun ilgilerine, yeteneklerine, yönelimlerine, ders noktasındaki yönelimlerine müdahale etmek dediğim gibi o fıtrata da ters bir şey aslında. Bir bu dediğiniz gibi bu olabilir. Bir diğeri de hani ülkemizde çalışan da olsa anneler daha çok çocukların dersleriyle ilgileniyor. Niyeyse babalar biraz hani böyle olmasa keşke ama biraz daha geri planda kalıyorlar. Anne. Dolayısıyla anne muhatap olduğu için de o ders çalışma ile verimli çalışma arasındaki farkı özellikle de ayırt edememişse gelsin çatışmalar. Evet. Böyle oluyor. Peki hocam önemli bir nokta aklıma gelenlerden birisi. Çocuk dediniz ya yaş grupları işte küçük yaş gruplarına başlıyor diye. Annenin ders çalışmaya eşlik etmesi var bir de. Şimdi siz ders çalış diyorsunuz ama bir de anne oturuyor çocuk okuldan gelince dersi çalışıyorlar, çantayı hazırlıyorlar, dersimizi yaptık, yaptık deniliyor. Buna nasıl bakıyorsunuz? Evet. Bunu çok hani ilkokul 3'ten sonra çok sağlıklı bulmuyoruz. İlk 2 yıl normal o zaman. İlk 2 yıl, 3. sınıfında hadi
birinci dönemine kadar. Çünkü o ders çalışma alışkanlığını kazanmak da evet zor bir durum. Çocuk çünkü anaokulundan gelmiş, oyun çağından gelmiş. E tabii ki oturmak, dışarıda oynamak, arkadaşlarıyla oynamak varken ders çalışmak tabii ki ona zor geliyor. Veyahut da diyelim ki telefonda oyun oynayacak, bilgisayarda oyun oynayacak. O varken ders çalışmak nereden çıktı olabiliyor. Ama hani şu var, o çalışma alışkanlığını kazanana kadar belki yanında olmak. Ama şu da var. Ne yaptın bakayım, yaptın mı yerine kendisi de, annelere önerim benim. Kendisi de işini yaparken örgüsü olur, kitap okumak mesela çok güzel. Çocuğa kitap okuma alışkanlığını da kazandırır. Kendisi kitabını okurken, oğlum kızım bak ben kitabımı okuyacağım, sen de ödevini yap. Çünkü bazı çocuklarda şunu görüyoruz, ben o oyun terapisinde danışanlarımızda görüyoruz. Anne sen de dur. Yani çocuk mesela o kaygıyı yaşıyorsa, hele bir de performans anksiyetesi yaşıyorsa okulda, işte öğretmen dememin sebebi bu. Sanki böyle hani yapamayacağı bir şeyin başına geçmiş de orada özgüvende çocuk bir takım hani sarsılmalar yaşayabilir. Ama dediğim gibi 2 yıl, ondan fazlası. Ben şöyle danışanlarım oldu geçmişte. Bunu da annemiz maalesef iyi bir şey yaptığını zannederek söylüyor. Hocam diyor, biz hani dediğiniz gibi biz derslerimizi hep beraber yap. Çocuğu 12. sınıftı bu arada. Üniversite sınavına hazırlanıyordu. Bence sakıncalı bir durum. Çünkü özgüveni kendi başına ayakta durması. Yani o kadar farklı yerlere gidiyor ki bunun ucu. Yani o da programı ben dağıtmamak adına konuyu çok iyi ama diyeceğim. Bizim önlem almak adına. Peki burada önemli bir soru. Ders çalışma kısmı var ya. Hı hı. Anne ders çalışmayı sevmediği için başında nöbet tutabiliyor. Diyelim ki çocuk anne kalkma, anne beraber yapalım. Anneyi bekliyor derse oturmak için. Hı hı. Annenin tepkisi nasıl olmalı? Çocuk, tabii ki çocuktan çocuğa değişir. Çok genel bir soru biliyorum ama. Evet. En azından birkaç püf noktası izleyenlerimize verebilir misiniz? Hı hı. Şöyle sorumluluğunu kazandırmak adına, anneciğim ben geleceğim, yanında duracağım ama benim de kendi işim var. Şimdi burada bazen hani şeyler vardı, bu sosyal medyada da görmüşsünüzdür. Çocukların ödevini annelerin yaptığı bir dönem vardı hani. Anneyi tebrik ediyoruz gibi bir mesaj da yazmış öğretmen, evet. Geri dönüt yapmış. Performans oraya, ödevlerinde genelde değil mi hocam? Yani, pardon, proje ödevleri mi dedi? Proje, evet, proje. Performans, aynen. Buraya vardırmadan ama şu var, çocuğa şunu söyleyebilir. Biraz ağır bir konu olduğu için biraz böyle espri katmak istiyorum. Çünkü bu konuda çatışma yaşayan ve çocuğuyla bağı zedelenip gelen çok danışanımız ve tabii ki ebeveynleri olduğu için söylüyorum. Bunun onun sorumluluğu olduğu ama burada yalnız olmadığını. Yani ben burada bunu işimi yapacağım, kitabımı okuyacağım, sen de ödevini yap. Hı hı. Zorlandığın bir şey olursa, benim yapabileceğim bir şey olursa ben buradayım mesajını vermek de önemli. Yani o senin sorumluluğun, ne halin varsa göre de girmemek lazım. Bu defa da çocuk kaygılanıyor. Hı hı. Bir de şu var, anne ile çocuk arasında zaten güvenli bağlanma varsa, ki bu da çok çok daha ayrı bir konu. Tabii güvenli bağlanma bu noktaya geliyor o zaman. Geliyor, geliyor. Çocuk mesela kaygılı bağlanma, işte o çocuklar diyor anne sen de yanımda ol, sen de yanımda ol. Bunu diyebiliyorlar mesela. Hı hı. Hayatın her aşamasında aslında kesinlikle bunu görebiliyoruz. O zaman güvenli bağlanma ve kaygılı bağlanma bizim çocukluktan yetişkinliğimize kadar bize eşlik eden bir gölge adeta. Hayat boyu hatta. Hayat boyu devam aynen eden. Peki hala izleyenlerimize hatırlatmış olalım efendim. Bizler sorun değildi. Ders çalışmayı affedersiniz sevmeyen çocuklardan bahsediyoruz. Ve tabii ki sınav kaygısı korkusuna gireceğiz birazdan. Sorun değil TV Instagram hesabımız, hatırlatmış olalım. Ümühan Topal hocamız, psikolojik danışmanımız bizlere eşlik ediyorlar. Sizlerin de sorularını birazdan yayınlayacak inşallah diyelim. Sınav kaygısıyla başlıyorum. Nedir? Klasik soru. Nedir? Belirtileri nelerdir? Bir çocukta sınav kaygısı olduğunu gösteren emareler. Sebeplerine de sonra girelim hocam. Tamam, olabilir. Sınav kaygısı aslında şu var. Profesör Doktor Abdülkadir Özer'in Sınav ve Sınanma Kaygısı kitabını önerebilirim burada. Gerçekten çok faydalı hem veliler hem de şeyler için, öğrencilerimiz için. Sınav kaygısı şu, bu sınav sadece bizim ülkemizdeki hani bu liseye giriş, üniversiteye giriş sınavları değil. Genel manada sınava girecek olmak. Hatta bizim zamanımızda şu söylenirdi Tuğba Hanım, Napolyon'u bir gün işte yaveri geliyor böyle uyandırıyor. Kalk, kalk, kalk işte efendim, kalkın kalkın, ne oluyor ne oluyor diyor. Efendim diyor savaşa gideceğiz, diyor ki ben de diyor sınav var zannetmiştim. Yani bu kadar, bu kadar o bir kadar, insanı yani dünyanın diyelim ki veyahut da ülkeler, yani tarihe yön vermiş insanların bile. Ha, bu bir anekdottur, var mı olmuş mu olmamış mı ayrı mesele de insanlarda bir şeylerden dolayı sınanma, sınav kaygısı. Burada şey devreye giriyor, özdeğer, özgüven varsa daha farklı oluyor. Sınav kaygısını az ya da çok herkes yaşayabiliyor. Bir imtihan edilme hani, imtihan edilme.
bir sıygaya çekilme, sınava girecek olma. Burada birkaç şey devreye giriyor. Birincisi şu, öncesinde eğer öğrenci çalışma yapmışsa emeğimin karşılığını alabilecek miyim? Sadece bu da değil, diyelim ki arka planda çok mükemmeliyetçi ebeveynleri var. Ve çocuğa değer sadece belli alanlarda, özellikle sınavlarda başarı gösterdiği takdirde gösteriliyorsa, ki biz buna şartlı sevgi diyoruz. Şartlı sevgi de sevgi değil zaten, siz de biliyorsunuz. Yani çocuk ancak sınavda başarılı olursam annem babam tarafından sevilir mi yaşıyorsa, bunun kaygısını yaşıyorsa, sınav kaygısına bu da bir güzel katmer olarak etkileniyor, ekleniyor. Bir diğeri de şu. Benlik değeriyle sınavdaki, yani anne baba öyle değildir ama çocuk öyledir diyelim ki, yani öğrenci. Çocuk diyoruz da ağzımıza alışmış. Eğer ben sınavda başarılı olursam değerliyim bir şekilde, yani burada da yine öğretmen faktöründen dolayı olabilir veya mükemmeliyetçidir, kaygılı bir yapısı vardır. Şimdi burada şu var, bir de ülkemizde biliyorsunuz belli saat içerisinde o bilgiyi aktardınız, aktardınız doğru bir şekilde. Akşama kadar olsa o yayla gibi, hani çocuk belki de çok güzel şeyler ortaya koyacak ama hı hı. O süre de çok bağlayıcı olabiliyor öğrenci için. Sınav kaygısı bu işte, dediğim gibi hani öğrendiğini, bildiğini aktarabilir miyim, aktaramaz mıyım kaygısı denilebilir. Yani çok öyle kitabi tanımlardan biraz uzak evet. Durma taraftarıyım. Belirtileri, şimdi fizyolojik belirtileri, psikolojik belirtileri. Davranışsal belirtileri. Aynen, fizyolojik belirtileri. Bir de burada ben cinsiyetler arasında fark gördüm kendi hani hayat tecrübemde. Kız çocuklar, yani genç hanımlar genelde şu. Yani eli ayağı titreme, terleme, hani bizim böyle sürekli bildiğimiz şeyler. Efendim nasıl anlatayım? Bir heyecan, böyle bir özgüvende sarsılma gibi olabilirken erkek çocuklarda böyle agresyon şeklinde görüyorum ben. Yine dediğim gibi bu benim kendi subjektif gözlemim. Sanki takmıyormuş. Oradan da hemen psikolojik belirtilerine gireyim. Kız çocuklarda daha depresif, daha çökkün bir hal görürken erkek öğrencilerde şunu görüyoruz. Sanki hiç takmayan, hani avam tabiri, hiç sallamayan öyle bir halleri oluyor. Hiç umurunda olmayan. Bu neyi getiriyor? Anne babasının erkek çocuk üzerine yüklenme. Çok bariz bir şey söylediniz hocam. Çok, bence ben bu tespitinize katılıyorum. Ben de gözlemlediğim evet. Kadarıyla. Çünkü anne baba oğullarında bu umursamaz tavrı yorumluyor, çalışmıyor, evet. Umursamıyor, bu okumayacak hı-hı. Zaten hı-hı. Bundan bir şey olmaz diye başladığı için anne baba da öfkeleniyor. Bu sefer evet. O delikanlının öfkesi daha da artıyor. Aynen. Şimdi iki öfke çatışmaya başlıyor. Kesinlikle. Şimdi kız çocuklarında da şöyle bir şey oluyor ülkemizde. Kız o kadar stresli, o kadar kaygılı, o kadar heyecanlı ki anne baba onu sakinleştiriyor. Olsun kızım, sen peki. Çalıştın ya, yaparsın, bak bu kadar evet. Emek verdin yavrum, olsun seneye olur. Kız çocuklarına teselli ve erkek çocuklarına çok acımasız. Teşekkür ediyorum bunu. Bence bunu söylemeniz niye önemli? Ebeveynler şu an dinlerken biraz erkek çocuklarına bu anlamda haksızlık etmesinler. Aynen. Daha iyi gözlemlesinler. Aynen. Şimdi kendi çocuklarım, 4 çocuğum var benim. 2 kız, 2 erkek. Maşallah. Hepsi bu sınav döneminde bir sonuncu kaç kaldı. Kaç yaşındalar? 27'nin içinde en büyük. Diğeri 24'ü bitirdi. 23. Sonuncu da... 16 bitti 17'nin içerisinde. Hocam maşallah. Yani bu süreci çok böyle yakinen gözlemlediğim için. Yakın ergenlik dönemleri geçirmişsiniz. Evet, evet. Ve maşallah. İlk üçü öyleydi. Şaşırdı ama yani hayranlıkla dinledim bu durumu da. İşte orada ben oğlumla, çok özür dilerim sözünü kestim. Büyük oğlumla diğer oğlum, bakın ikisi erkek olduğunda bile tepki farklı olabilir. Çünkü fıtrat çok farklı. Oğlumla kızım arasındaki şeyi gördüm ben, fark ettim. Tabii ki ilk çocuk bu süreçleri ilk yaşayan olduğu için kendi öğretmeni bile 8. sınıfta maalesef gözlemleyememişti. Yani yanlış anlamıştı. Ben çocuğumu biliyorum. Heyecanlandığında sanki aşırı sakin, takmıyormuş, hiç umursamıyormuş gibi görünür. Ama o onun heyecanını gösterme biçimidir. İçinde yaşaması gerçekten evet. Duyguları. Bazı çocuklar içinde yaşıyor. Evet. Bazı erkek çocuklar mesela, benim oğlumdaki öyle değil, tutuklaşabiliyor, donuk, tutuk. Ya da kaçma davranışı. Bilgisayar oyunlarına yöneliyor. Anne babaların, özellikle annelerin oğullarıyla en çok çatıştıkları. Hiç bir şey umurunda değil hocam diyor. Gidiyor odaya diyor, saatlerce oyun oynuyor. Şimdi orada oyun oynama bir kaçış mı? Performans anksiyetesiyle arasına bir mesafe koyma, bir dışsallaştırma mı? Gerçekten sorumluluk noktasında bir sorun var. Oraların çok iyi tespit evet. Edilmesi lazım. Her kaçış davranışını gördüğümüz zaman, kaçış olduğunu bilmiyorsak tembellik olmayabilir. Evet, umursamazlık, tembellik, kayıtsızlık. Ben Konya'da da çalıştım. Gailesiz derler yani. Gailesiz. Hani takmıyor, umursamıyor, evet. Hiç gaile edinmiyor anlamında evet. Olabiliyor.
Ama burada çocuklarımızı çok iyi gözlemlememiz lazım. Bir de izninizle şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Hiçbir sınav, hiçbir başarı çocuklarımızdan kıymetli değil. Evet, bunu hep bunu söylüyoruz. Bunu unutuyoruz maalesef. O özellikle o sınav süresinde. Hocam bilinçlenmek adına önemli ama sınav kaygısında anne babaların rolü. Şimdi bu etkenler çok fazla. Belki hocam girecek sınav kaygısındaki etken faktörlere. Peki anne babalar nasıl etki ediyor? Kaygılandıran anne babaları konuşacağım. Bu önemli. Biz kendimizi aynı tutalım şimdi. Bizi şu an ergenlik çağında dinleyen çocukları, gençlerimiz varsa bir ilkokul, bir ortaokul. Şu an annesi babasıyla izleyenler, ben duyuyorum sosyal medya hesabıma gelen mesajlar oluyor. Sizi izliyoruz kızımla oğlumla diye. Evet. Şimdi anneler ya da oğullar, evde kızlar oturmuş izliyorlarsa pür dikkat burayı dinlemek gerekiyor. Herkes şapkayı önüne koysun. Evet. Anne, bir anne. Anne dediğiniz için diyorum çünkü çok fazla ilgilenen anne. Tamam, babayı da katalım ama. Baba da çünkü etkiliyor sınav kaygısını. Anne ve babanın hangi tutum ve davranışları çocuğa sınav kaygısını yaşatıyor, gösteriyor. Olmasa bile. Olmayacak belki. Evet, evet. Bir kere az önce söylediğiniz gibi mesela bundan bir şey olmaz veya bundan ne köy olur ne kasaba, bu bir süre sonra çocukta öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz şeye sebep oluyor. Çocuktan kastım yine öğrenci. Anne babaların hangi tutumu? Mükemmeliyetçilik. Özellikle annenin kendisi kaygılıysa kaygı bulaştır biliyorsunuz. Anneden annenin kaygısı çocuğa bulaşıyor. Oğlum, evladım, kızım, bak işte şey yapmazsan, kazanamazsan şu olur bu olur. Gelecek kaygısı oluşturuyor. Bu da en önce ne var? Sınav var. Sınav kaygısını ortaya çıkarıyor. Sınav kaygısını ortaya çıkaran sebeplerden bir tanesi az önce de başta söylediğim gibi. Yani sınava yönelik verimli çalışmasında da öte, onu da geçiyor anne baba, bazen tehdit edebiliyor. Sen o sınavı kazanma, göreceğiz seninle, görüşeceğiz mesela, tehdit. Benliğine yönelik tehdittir bu çocuğun. Burada çocuk şunu düşünüyor. Sınav. Sınavda başarılı olmam benden daha kıymetli. Az önce özellikle o yüzden söyledim. Halbuki o çatışma anında bunu göremiyoruz. Allah korusun, ben hiçbir annenin, özellikle Türkiye'deki annelerin anneliğini, yani 3 aşağı 5 yukarı bu toplumdayız bildiğim için, tırnağına taş değse halbuki yüreği sızlar annenin. Ama o dönemde ne oluyor oluyorsa neredeyse bir benlik savaşına, bir meydan savaşına dönüyor. Burada sınav kaygısını arttıran sebeplerden bir tanesi ve çok önemlilerden bir tanesi de bence kardeşleri kıyaslamak. Bir çocuk vardır, bir öğrenci vardır diyelim ki akademik yönden daha nasıl diyeyim, o yöne yönelik başarısı ya da yatkınlığı vardır. Başka bir çocuk vardır, sanatçı ruhludur. Şimdi bu çocuğu alıp da ikinci çocuğunu diyelim, bak abin ne güzel çalışıyor ve ablan bak onun gibi çalışmıyorsa, o senin yaşındayken şöyleydi, böyleydi. Kıyas, benlik algısı, benlik saygısını aşağı düşürdüğü gibi şey var. Kardeşler arasında da kıskançlığa, o iletişimin bozulması, yani o kadar çok şeye sebep oluyor ki. İşte sınav kaygısına sebep olan ve hatta katmerlendiren şeylerden bir tanesi de bu. Yani çocuk şunu düşünüyor. Ben elimden geleni yapmalıyım, yaparsamdan çok uzaklaşıyor. Abim, ablam nasılsa. Çünkü idol o ya, sürekli onları de geçmeliyim. Örnek, onu geçmeliyim. Bu davranışlarına yansıyabilir. Çok yani sanki bir at yarıştırma gibi böyle, aynen, değil mi hocam? Aynen. Affınıza sığınarak bu benzetme yapacağım ama nesneleştirmek. Evet. Bir nevi çocuğu. Bir diğer sebep sınav kaygısı, işte hani bu bazen örtük de verilebiliyor. Özellikle demin de söylediğiniz gibi annenin hayali var diyelim ki, okumak istemiş, okuyamamış. Ama herkes hani... Bunu söyleyince biraz tuhaf gelebilir ama herkes okuyacak, herkes üniversite okuyacak diye bir şey yok. Evet, ülkemizin gerçekleri biraz bunun dışında ama hani şu var, çocuğun ticarete ilgisi varsa, çok iyi bir ticaret insanı olabilecekse, ha ne olur gene okur, işletme okur, oradan ticarete atılabilir. Ama bu çocuğu ille doktor olacaksın, avukat olacaksın, hani bizdeki bu çok önemli meslekler var ya hani, buralara zorlamak da sınav kaygısına sebep olabiliyor. Ve bu bazen nereden başlıyor biliyor musunuz? Ta liseye giriş sınavından başlıyor. Ya bu kadarına gerek yok ki. Çok fazla, evet. Rekabet zaten toplumsal anlamda rekabetimiz başla, çok başla. Fazla ki kardeşlere sirayet etmemesi mümkün olmuyor. Eğer toplumsal olarak bilinçlenmezsek tabii ki, evet, ailelerimizden bu etiketleme, bu yarıştırma da maalesef gitmeyecek. Pekala hocam. Çok özür dilerim, oraya geçmeden bir faktör de şu olabilir tabii, sınav kaygısı. Anne babanın çocuğunun öğrenme yollarını bilmemesi de olabilir. Çok güzel. Şimdi bir çocuk vardır, işitsel öğreniyordur. Bu çocuk görsel öğrenen gibi... Bu şekilde derse bakarak
öğrenirse, çalışırsa, çalıştığı varsayılıyorsa burada bir sorun çıkıyor ortaya. İşitsel öğrenenler biliyorsunuz yani gezerek, dinleyerek, kendisi bir başkasına anlatarak o zaman daha verimli öğrenir. Deneyimsel öğrenen çocuk yaparak, yaşayarak öğrenir. Mesela bu çocuklar çok güzel olimpiyat öğrencisi olurlar. Çok güzel proje tabanlı, TÜBİTAK'ta. Bazısında ikisi şeyler beraber olabilir mi? Tabii tabii. Bende vardı da o yüzden. Doğrudur. İşitsel ve dokunsal, yani kinestetiktim ben. Evet. Görsel. İşte bunların fark edilmesi ya da fark edilmemesi de sınav kaygısına, sınav evet, kaygısının olmasına, az ya da çok olmasına, daha da artmasına. Ders çalışmamı iyi sevmemeyi de engel olabiliyor. Tabii yani ki. Çocuğuna oturup bakayım şunu şöyle bakarak okuyarak çalış. Evet. Diyoruz çocuk hiçbir anlamıyor, çok sıkıcı geliyor ona. Belki sevdirmenin yollarına ekleyebiliriz ilerleyen evet, dakikalarda. Yani hangi taktiklerle biz çocuğumuza hem sınav kaygısını aşmasını evet, sağlarız ya da yardımcı oluruz. Hı hı. Hem de nasıl ders çalışmayı sevdirebiliriz? Püf noktalarını sona bırakacağım. Böyle tamam. Küçük küçük püf noktaları eminim gelecektir evet, sizden. Ekleyeceklerinize devam edelim. Evet, ebeveynlerin tutumlarından benim gözlemlerim yanlış olan şeylerden bir tanesi de şu. Çocuklarımızın biz öğretmeni değiliz. Hı. Ve bu az önceki söylediğim 3 kriz döneminde de patlak verebiliyor. Biz onların anne babasıyız, ebeveyniyiz. Gel bakayım otur bakalım hani şu o öyle mi yazılır özellikle o birinci sınıf. Yani öyle mi yazılır taşırma şu şöyle bu böyle. Buna gerek yok. Onunla olan çocuğumuzla olan anne çocuk ilişkimiz zedelendikten sonra isterse çocuk profesör olsun ne anlamı kaldı ki? Evet. Değmez yani. Yetişkinlikte kopan ilişkilerin temelinden yatan faktörlerden birisi de bu aslında. Hı hı. Ve bizler yine hatırlatmamı yapacağım Ümühan Topal hocamızlayız. Yeni açanlar vardır bence konu çok ilgi çekici bir konuydu. Dün baktım Instagram'da ben böyle geri sayım yapıyorum. Çok fazla kişi aşmış geri sayımı izlemek için. Bu beni çok mutlu etti. İnşallah buradan hepimiz için öğrendiklerimizi, fark ettiklerimizi uygulayabilmeyi Allah nasip etsin. Bu niyetle hı, tabii ki bu programı yapıyoruz. Hı. Size de sirayet etsin istiyoruz. Sorun Değil TV Instagram hesabındayız. Bir daha ve son kez hatırlatıyorum. Birazdan sorulara döneceğiz ve sizden gelen soruları yanıtlayacağız. Sınav kaygısını bahsederken ders çalışmayı engelleyen bir faktör mü? Bundan zaten bahsettik belki özet geçecek hı hı, hocam ama hadi biz biraz böyle sorumluluklardan bahsedelim. Sınav kaygısını aşmak için hem öğrencilere düşen ne? Hı hı. Şimdi sadece anne babayı da suçlamayacağız. Tabii. Biraz daha onlara realistik yaklaşacağız. Evet burada çok kanatlı bir mesele. Tabii. Ve hani çok yönlü çalışma gerektiriyor. Anne baba boyutu, öğretmen boyutu, okul hı, boyutu ve tabii ki öğrencinin boyutu. Hı hı. Aşmak için belki neler yapılabilir buna girelim hocam. Hı hı. Sonra soru cevap yapalım izleyenlerle. Olur, buyurun, olur. Aşmak için öncelikle öğrencinin iyi tanınması lazım. Hı hı. Hem anne baba tarafından hem öğretmenler tarafından. Öğrencinin iyi tanınması dememin sebebi şu, o diyelim ki ergenlik çağındaki bir genç kendini tam olarak bilemiyor olabilir. Tamam evet lise sonunda biraz daha ben kimim, neyi seviyorum, neyi sevmiyorum, hangi alanlara işte efendim eğilimim var, hangisini sevmiyorum, hangi meslek evet olabilir bunu görebiliyor ama öncelikle fıtraten diyelim ki bakın fizyolojik özelliklerden tutun psikolojik özelliklere kadar. Çocuğun iyi tanınması, sınav kaygısının hani daha ortaya çıkmadan belki veyahut da olursa bile daha optimum düzeyde olması açısından faydalı olabilir. Çünkü uzmanların söylediği şey var, siz de biliyorsunuzdur. Kaygının hiç olmaması da problem. Tabii. Orta düzey kaygı, başarı üzerinde yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Etkili. En etkili. Aşırı olması da, çocuk zaten kaygılanmaktan ne yapacağını bilemiyor, çarpıntıları olabiliyor gibi birçok sebep hı hı, olabiliyor. Çocuğun tanınması, fıtratının tanınması yani olmayan bir şey için çocuğu zorlamamak bu olabilir. İlk önce çocuğumuzu biz özellikle anne babalar yani bugün çok fazla anneye yükleniyor olabilirim ama anne faktörü gerçekten çok önemli. Hı. Çünkü o olumlu yaklaşımla nelerin daha sorunların ortaya çıkmadan çok daha çocuğunu hayata sağlıklı daha ayakları yere sağlam basan şeklini de gördüğüm için aradaki farkı herhalde vurgulama ihtiyacım. Sonrasında çocuğumuza sorumluluk vermek bu sadece dersle olmaz Tuğba Hanımcığım. Daha küçük yaşlarda. Mesela evde çocuğa küçük küçük sorumluluk verirse çocuk diyor ki bu benim görevim, bu benim sorumluluğum. O sorumluluk duygusunun önceki yaşlardan mesela çocuğu daha küçük olan henüz sınav aşamasına gelmemiş izleyicilerimiz olabilir. Evde mesela nedir? Çok büyük bir şey olmasına gerek yok. Bizim istediğimiz gibi başaramıyor da olabilir. Nedir? Bir gün geldin işte çocuğum evladım. Kapının öndeki ayakkabıları ayakkabılığa koymak senin görevin, senin sorumluluğun. Buradan başlayıp veya masanın üzerinde su içtip bardağını yavrum hı, hani bulaşık taşının üzerine koymak olabilir. Biraz daha büyümüşse mesela
bulaşık makinesinin içerisine koymak olabilir gibi 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 birçok, yani onlar düşünürlerse bulurlar zaten. Buradan başlayıp sonrasında da ders çalışmayı da, buna bağlı olarak da tabii sınav kaygısı ortaya çıkıyor. Hı hı. Ders çalışmayı bir zorunluluk değil, hayallerini gerçekleştirmek için köprü gibi görmek. Yani ha bazen oluyor, ben çocuklarımda yaşamıştım. Hiç sevmiyorum. Haklısın diyorum. Çok haklısın. Ama Türkiye'nin gerçekleri bu. Ha, keşke buna mecbur olmasam. Ama belli bir amaca ulaşmak için hani o tepeyi aşmak gerekiyor. Adımlamak. Bazen canın sıkılır, bazen moralin bozulur. Olur. Çok dayanamayacak olduğunda anneciğim ne yapabilirsin? Ara verebilirsin. Ama tamamen bırakmak senin için yeniden başlamak açısından zor olabilir gibi. Onu anladığımıza, onun yanında olduğumuza. Yani mesela bu çok sinir bozucu küçük kızım. Bu sinir olur. Haklısın. Haklısın deyince bir şey demedi. Ama öyle şey mi olur yavrum, ders çalışman lazım dediğiniz zaman bir insana ters tepecektir. Onu anladığımızı, çünkü bu gerçekten hiç kolay bir şey değil. Mesela kendimizden örnek verelim. Yapmak istemediğimiz bir şeyi, mesela ev hanımlığı tarafı da oluyor. Çalışsa da çalışmasa da bir anne için düşün. Yapmak istemediği bir şeyi yapmak. Ama sorumluluğumuz... Bazen size, bana da hocam, ay hafta sonu yemek hazırlamak, temizlik yani yapma, ay ütü varsa ya da işte ne bileyim, evet, çok basit bir yemek mi yapsak, çok uğraşmasak, gözümüzde büyüyebiliyor, istemeyebiliyoruz, evet, o anlık sevmeyebiliyoruz. Ama keyif alacağımız bir psikolojiyi de etkiliyor. Eğer sağlıklı bir psikolojideysek sanırım verim aldığımız için ders çalışmak daha eğlenceli hale geliyor. Tabii, evet, ki sınav kaygısı da buna bağlı olarak ortadan kalkabiliyor. Amaç belirlemek. Bu biraz önemli. Yani normal şartlarında psikolojik yapısı nasıl çocuğun? Bir sıkıntısı, evet, var mı değil mi? Herhangi bir psikolojik rahatsızlık var mı? Hassasiyet, rahatsızlık bile olmasına gerek yok. Evet, hassasiyet. O hassas bir çocuktur mesela. Doğru. Şimdi hassas bir çocuğa, büyük kızımın öğretmenine söyledi. Ben demiştim, hocam benim kızım çok hassastır. Yani yanında yüksek sesle bile konuşursanız şey olur, yani kaygılanır, korkar rahatsız belki olur. Sınıfta dedim, hani gerçekten uyarmanız gereken çocuklar olur. Lütfen, kızım da orada en önde oturuyormuş. İlkokul ikinci sınıftı kızım, biz bunu konuştuğumuzda. Başka bir şehre gitmiştik. Bir hafta sonra öğretmen dedi ki, hocam çok haklıymışsınız. Ne oldu dedim. Dedi ki, arkada yaramazlık yapan çocuklar vardı. Esra'nın yanından bağırdı. Gözleri dedi kocaman kocaman oldu dedi. Çok kaygılandı yavrum. Şimdi artık uyaracağım zaman o çocukların yanına gidip uyarıyorum. Yani hani bu da öğretmen hassasiyeti önemli. Çok güzel. Ama çocuk da hassas işte hani. Başka bir çocuğumuz o kadar hassas olmayabilir. Evet. Fıtratı tanımak, dediğim gibi, ile bir problem olmasına gerek yok. Yani onlar, ben hep şöyle görüyorum, bize gökler ötesinden gönderilmiş hem emanet hem hediye. Çok kıymetli hediye. Bu bozmamak lazım. Orada da dikkat etmek. Sonra bunun sınav kaygısına nasıl olabilir? Onun kendisi değerli olduğunu hissettirirsek eğer, çocuk sınav kaygısı yaşasa bile hani çok yaşamaz. Hani nedir? Ülkemizdeki hani eğitim sistemi, bir sınava girmeleri gerekiyor. Evet, bir performans sergilemeleri gerekiyor ama ben olduğum için değerliğimi hissederse çocuk geri planda, öncelikle anne babadan sonra da öğretmeninden, çok uzun süreli o benliğine yansıyacak, derin izler bırakacak şekle gelmeyecektir diye düşünüyorum. Hı hı. Çok önemli noktalar. Hı. Peki hocam, sorular bayağı bir yığılma yapmış sosyal medyada. Biraz başlamak isterim ama eminim sizin söyleyecekleriniz tamamladıktan sonra döneriz ama sorular da bence o soruların, benim soracağım soruların da tekrarı olabilir diye düşünüyorum. O, izleyenlerimizin aklına gelen soruları düşünmeye gayret ettim soruları hazırlarken. Hı hı. Peki hala sınav kaygısında anne babalara dedik ki ne yapması gerekiyor? Bunlar önemliydi. Hı hı. Öğrencinin de sorumluluğunu alabilmesi ve her şeyi de dış faktörlere bağlamaması. Tabii. Ben öğrencilere hep şunu söylüyorum. Nacizane, bu ülkede 5 kez üniversite sınavına girmiş ve katsayıya takılmış, hiç tercih yapmamış, böyle çılgın bir öğrencilik hayatı yaşamış bir ablanız konuşuyor diye söyleyeyim bu anlamda. İşte bir sınav var, böyle sistem mi olur, eğitim sistemi şöyle, devletin şunu yapması gerekiyor. Bunlara gerek yok. Yani bu böyle geldi, yıllar öncesinden gelmiş, evet, bir şey. Evet. Bunların toparlanması, düzenlenmesi için çalışmalar elbette yapılıyordur ama ha deyince düzenlenecek bir şey değil. Çünkü bizim genç nüfusumuz çok fazla. Evet. Yurt dışında eğitim aldığım için, yurt dışında da vardı sınavlar. İngilizler de giriyordu belli sınava. Hatta 9, 10, 11, 12'nin ortalamasıyla üniversite tercihlerini yapabiliyordu. Tutmuyordu. Ben üniversite sınavının şansını şu anlamda avantaj olarak da görebiliyorum. Evet, bir sürü dezavantajı olabilir ama avantaj da şu. Ben ortaokulda kötü bir deneyim geçirmiş olabilirim. Başarısız olmuş olabilirim ama benim önümde bir üniversite sınavı var. Ben tekrar çalışarak... Tabii.
belki orta öğretim başarı puanımla baz alınsa ben tıbba giremeyeceğim belki. Evet. Ama çalışarak, azmederek belki bu sınavla beraber ben bir tıp fakültesine gidebilirim. Belki bir hukuk fakültesine girebilirim. Evet. Şimdi hep dezavantajlarına bakarak bize bir şey sağlamaz. Şikayet edip oturmak bizi bir yerlere getirmiyor. Tabii. O yüzden mevcut sisteme ayak uydurup ben nasıl hayallerime gidebilirim? Evet, bu şartlar içerisinde bu en biraz gerçekçi olmak. Aynen. Aynen. Bu da önemli. Öğrenciler burada hani kendilerini tanımaları devreye giriyor. Burada okullardaki rehber öğretmenlerimize çok büyük işler düşüyor. Diyelim ki hani onların ilgilerini, yönelimlerini, yeteneklerini anlayabilecek veyahut da saptayabilecek araçlar, bunların yapılması. Ondan sonra mesleki olgunluk envanteri var mesela. Evet. Bir mesleği seçmeye uygun mu değil mi? Yani birçok öğretmenlerimiz olabilir ama çocuk da kendisinde hani var olan şey. Bir de hani şu var ya. Hayaller, gerçekler, hani hayaller ve hayatlar. Aynen öyle olabiliyor. Orada kendini iyi tanımak da belki olabilir. Burada da ben kimim, hani neyi istiyorum. Bir de hani spesifik olarak üniversite sınavını veyahut da bir meslek seçimini konuşmuyoruz ama bir mesleği niçin istiyoruz? Onu da şey yapmak lazım. Hani ergenliğin özellikle o ilk başlarında şu olabiliyor ya, hocam diyor mesela, danışanlarım olmuştu, kıyafetine bayılmıştım diyor. Doktor, o beyaz önlük var ya diyor. Ama diyor ben uygun değilmişim. Mesela tıbbı ikinci sınıftan bırakmış, özür dilerim, üçüncü sınıftan bırakmış bir danışanım. Hmm. Genç yetişkin bir danışanım söylüyor bunu. Bana göre değilmiş diyor. Yani orada ben bayılmışım diyor ilk enjeksiyon hani hocalar şey yaparken. Kendini tanıması ne kadar önemli insan meslek hayatı için. Evet. Peki hocam, birkaç soru alsak. Yine siz önerilerinizde elbette bulunursunuz. Özellikle ders çalışmayı sevmeyen çocuğu olan anneler yazmaya başlamış. Buradan başlayacağız, püf noktalarına geleceğiz. Hani demiştik ya, her insanın öğrenme stili vardır ve farklılaşabilir. Birden farklı, birden fazla da olabilir bu stil. Ve çocuk eğer bu stili keşfedebilirse, anne baba da bunun farkında olursa, onun ders çalışmaya teşvik edecek materyalleri onun öğrenme stiline eş değer ve paralel olursa sanırım çocuk için daha verimli ve daha eğlenceli olabilir. Bu belki bir örnek oldu ama hemen isimsiz okumam rica edildiği için isim vermeden okuyacağım. Bir soru var. Sorun değil, TV'deyiz, Instagram hesabımızda gelen soruları aktaracağım. Pekala, oğlum ikinci sınıfta. Ders çalış dediğim zaman çok fazla isteği yok. Öğretmeni de okulda deneme yapacakmış ama biz ders çalışamıyoruz. Biz ders çalışamıyoruz. Takıntılı gibi. Biz ders çalışamıyoruz diyor anne. Az önce bahsettiği gibi. İlkokul ikinci sınıftaki. İsteği kalmadı. Tatil dönüşü okul açıldığında bile kaç gün gideceğim gününü sayıyor. Perşembe günü geliyor. Yarın cuma günü olsun, okul tatile girsin istiyor. Sıkıldı tatilde, yaz tatilinde. Gittiği için sıkılmış olabilir mi acaba diyor. Tatile girsin istiyormuş çünkü çok sıkılıyormuş. Okulda. Pekala, burada anne ne yapabiliriz diye soruyor ve bize de güzel iltifatları da bulunmuş. Teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkür. Vakitten çalmamak adına onları okumuyorum ama bildim. Buyurun. Şöyle, öğretmeni ikinci sınıftaki bir öğrenciye niye deneme sınavı yapıyor, orası çok ayrı bir konu da. Bu çocuk büyük bir ihtimalle performans anksiyetesi yaşıyor. Yani başarılı olursa kıymet görüp görmeme. Bu olabilir veyahut da öğretmenin anlattığı işte o testte başarılı olabilecek miyim, olamayacak mıyım, onu yansıtabilecek miyim? Yani bir anlamda çocuk belki de şey var, pasif agresif kaçma davranışı gösteriyor. Burada ne yapılabilir? Bence öğretmeniyle velimiz bir an önce, hiç geciktirmeden, çünkü bu yıllar gerçekten çok önemli, çok önemsiyorum. Travmatik şekilde gelenleri demin de dediğim gibi gördüğüm için. Zamanında müdahale çok önemli. Öğretmeniyle gidip görüşmek. Sınıfta çocuğu ne yaşıyor? Oğlu ne yaşıyor? Çünkü okulda okul fobiye dönüşmüş. Evet. Okulun kendisi, dersi bırak, sınavı bırak. Hı-hı. Okulun kendisi fobik olmuş. Aynen. Değil mi? Bir de erkek çocuklar duygusal olarak kız çocuklarına göre biraz daha geç olgunlaşıyorlar. Mesela bu çocuğumuz yılın son aylarında, yılın 6 ayından sonra doğmuşsa ve okula öyle başlamışsa, bu da başlı başına. Yani çocuk futbol oynamak istiyorsa ama orada sınav onu bekliyorsa başlı başına bir handikap. Burada annenin ve öğretmenin beklentisini, hani duygusal olgunluğa eriştikten sonra zaten o sorumluluğu kazanıyor çocuk. Hocam, yılın sonu başı dediniz. İzleyenlerimden birisi çok güzel soru sormuş. Ben bunu şimdiye almıştım. Bak nasıl hemen yapıştıracağım oraya soruyu.
Selamünaleyküm demiş. Aleykümselam izleyenimize. Bir sınıfa, birinci sınıfa başlarken senenin son aylarında doğan çocuklarla ilk aylarında doğan çocuklar arasında algılamada farklılıklar olabiliyor. Senenin son aylarında doğan çocukları yaşıtlarıyla değil de bir sonraki yılda göndermek nasıl olur? Teşekkür ediyorum şimdiden demiş. Çok evet. Teşekkür ederim. Tamamlayıcı bir soruyu izleyenim sordu. Buyurun. Evet. Çok teşekkür ediyorum öncelikle soru için. Bu gerçekten çok önemli. Tabii ki bu hani Milli Eğitim Bakanlığımızın şeyleri var. O orada opsiyon sağlıyor bildiğim kadarıyla son yıllarda daha bir şey yapabiliyorlar. Eğer bakın erkek çocuğuysa Temmuz'un sonundan sonra doğmuşsa bir sonraki yıl göndermek her zaman oğlum, daha iyi. Oğlum bir dakika hocam bir daha söyler misiniz? Daha çok var ama Temmuz ayında doğması yani yılın ortası. Hı. Yani bir sonraki yıl göndermek bir sene daha oynasın zararı yok. Evet. Oh, çünkü canım o bile. Hep öğrenci olacak. Allah kısmet ederse, Allah ömür verirse. Çünkü o 6 ay bile fark ediyor değil mi? Çok. Sorumluluk almada, ders çalışmada, okul bilincinde değil mi? Evet. Mesela anne bu dersler ne kadar kolum ağrıdı diyor çocuk. Yani fizyolojik olarak da hazır değil, duygusal olarak da hazır değil. Yazık günah gerek yok. Pekala devam edelim sorularımıza. Günlük ödev yaparken kendi yapıyor fakat yazılı çalışırken birlikte çalışmak istiyor. Soru cevap şeklinde karşılıklı çalışıyoruz sorun olur mu? Bunu siz mi talep ediyorsunuz çocuk mu onu çok merak ettim. Siz merak ettiniz mi bunu? Evet ama sanki cümlenin gelişinden istiyor deyince istiyor. Sanırım çocuğu istiyor. Çocuk işitsel öğrenmeye sahip. Çok onu güzel soru. Devam edelim hocam geçeceğiz. Buradan lütfen açıklayın. Muhtemelen işitsel öğreniyor. Bu çocuklar tartışarak, konuşarak, soru cevapla, grup çalışmasıyla çok iyi öğrenirler. Dolayısıyla hiç sorun değil bence gayet de iyi. Devam edin diyor hocam. Aynen. Pekala Rıdvan Hanife kullanıcı adıyla bir izleyenimiz soruyor. Diyor ki kızım bu yıl LGS'ye girecek çok rahat yapabilirim diyor ama ben çok kaygılıyım onun adına. Ya istediği gibi olmazsa diye hep test çözsün istiyorum. Hep test çöz diyorum belki onu sıkıyorum da bana o diyor anne biraz rahat ol diye nasıl davranmalıyım kızıma bir de hocamızın tavsiye ettiği kitabı tekrar eder misin? Ben hocamdan ismi alacağım görüntüsüyle beraber Instagram hesabımızda atacağım onu söylemiş. Bu arada bir kitap daha önereceğim benim kendi küçük kızıma da önerdiğim Çalış Demesi Kolay diye psikolojik danışman bir arkadaşımızın yazdığı bir kitap. Şöyle bir baktım çok güzel başlıklar var bir öğrencinin durumunu ruh halini anlayan. Çok güzel bir kitap, çok faydalı. Bunlar size faydalı olacak. Sorunuzun cevabı ise hocam da gelecek. Anne çok kaygılı ve kız çocuğu anneyi sakinleştirmeye çalışıyor. Bizden tavsiye istiyor. Ne söylersiniz Hanife Hanım'a? Hanife Hanım alabiliyorsa bence öncelikle psikolojik bir destek alsın. Bu kaygı onun sorunlu olduğunu göstermez. Hani hastalığı olduğunu göstermez. Kaygı hayatını zorlaştırıyor. Psikoterapi desteği almanız önemli bence sizin. Ben Hanife Hanım'ın sadece bu alanda değil genel itibariyle biraz kaygılı mizaca sahip olduğunu hissettim. Evet genelde yansır o. Evet. Soruyu tekrar alabilir miyim? Annemiz ne soruyordu? Kızı çok rahat LGS'ye giriyor. Anne sürekli test çöz diyorum diyor. Onu sıktığımın farkındayım. Farkında bunun. Kızı anne rahat ol biraz diyor. Ben nasıl davranayım kızıma karşı? Evet. Kızının sözlerine kulak versin. Öyle söylüyorum. Çok önemli. Pekala Elif Kutlu Gültekin. Kızım 8. sınıfa gidiyor. Hedefleri var. Kızım ders çalışıyor ama yeterli gelmiyor. Biraz daha fazla çalışmasını söyleyince çok fazla tepki alıyorum. Ama normal zamanda sen bastırmazsan başarılı olamam diyor. Ne yapmalıyım? İyi yayınlar. Sizi çok seviyorum demiş. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Burada bir ikilem var. Yeterli gelmiyor. Kime göre neye göre? Önce onun bir tespiti lazım. Yani bir çocuğun neye göre hani idealleri acaba... Notlarını mı acaba baz alıyor anne? Belki de bilemiyorum. Veyahut da test çözmesini çözüp çözmemesini, soru sayısını... Deneme sahalarını alıyor olabilir baz. Aynen soru sayısını baz alıyor olabilir. Bir de şu var çocuğun hedefiyle annenin hedefi farklı olabilir mi acaba? Yani çocuk diyorsa ben Anadolu Lisesi sosyal yönü çok kuvvetlidir mesela. Sosyal yönü çok kuvvetli çocukların ben fen lisesine gitmesini önermiyorum. Umarım hadsizlik olmuyordur. Ama fen lisesini hani yapı olarak fen lisesine uygun olan çocuklar da Anadolu Lisesi'nde zorlanabiliyorlar. Yani işte burada sayısal mı, sözel mi, eşit ağırlık mı? Ta buradan belli olabiliyor bazı çocuklar. Ne istediğini çok iyi bilen çocuklar vardır. Tak 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 nokta atışı. Daha ilkokuldan bellidir hedefleri. Şimdi orada bence anne ile kızı bir mukavele. Kızım dedi değil mi? Kızı. Bir mukavele imzalayabilirler. Sözlü ya da sözsüz ya da yazılı. Kızım hani bak. Gel şunu oturalım konuşalım. Sen takip etmezsen ben sormazsan çalışmıyorum diyorsun ama sorduğumda da
bu tepkiyi alıyorum. Ben ilişkimizin bozulmasını istemiyorum. Hiçbir şey senden kıymetli değil. Ama böyle de bir dönem biz bu yolu yaşayacağız, bu yolu yaşayacağız, bu yolu gideceğiz. O zaman gel bir orta noktasını bulalım diyebilir. Evet. Orada kızı büyük bir ihtimalle şöyle diyecektir. Benim böyle bir danışanım olmuştu. Anne hatırlat da iki kere hatırlat. Böyle diyebilir. Konuşarak ortak bir nokta bulunabilir. Bulunabilir değil mi? Aynen. Hızlı ilerleyeceğim. Vaktim daralırken sorular çok güzel geliyor. Hocam bu arada sizin ekleyecekleriniz varsa lütfen soruların cevaplarına yedirmenizi rica edeceğim. Vaktim daralırken hani söyleyeceklerimiz kalmasın. Hemen öğrenme yollarına biraz belki değinebiliriz. Evet. Şu soruyla değinelim o zaman. Şurada vardı. Oğlum 6. sınıfa gidiyor. Hiç ders çalışmıyor. Notları kötü. Dikkat eksikliği ilacı kullanıyordu. Bıraktık. Bir haftadır okuldan kaçıp eve geliyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yardımcı olur musunuz? Evet. Sanki böyle patolojik bir tablo varmış gibi geliyor soruyu okuduğumuzda. Hocam bununla değerlendirirseniz çok memnun olacağım. Doğru yöntemle çalışmıyor diyen bir soru var. Bunu da arkadan eklesem mi? Karışır ama. Çok aceleciyim. Vakit bitecek diye. Buyurun. Evet. 6. sınıfta bir çocuk eğer dikkat ilacı kullanıyorsa bu çok daha öncesinde ortaya çıkmıştır. Erkek çocuğuysa dikkat eksikliğine ek olarak hiperaktivitesi var mı, dürtüselliği var mı? Lütfen bunların saptanması lazım. Bir çocuk ve ergen psikiyatrına gidip öncelikle o ilacı yeniden almak. Çünkü dikkat eksikliğiyle ilgili veya dikkat ilacıyla ilgili çevre efsaneleri var. İşte şöyle yapıyormuş büyümede. Yok öyle bir şey. Yani bir antibiyotiği çocuğumuz vücudunda iltihap olduğunda nasıl verebiliyorsak. Evet hoş bir durum değil, kimyasalı veriyoruz ama olmaması durumda o çocuğun yaşayabileceği. Bakın okuldan kaçıyor, niye kaçıyor? Belki de ne var? Benlik algısında bir zedelenme oldu. Sadece dikkat eksikliği değil bu okulda kaçış. Başka şeyler var. İşte o yüzden dedim. Bir ergen psikiyatristi. Kesinlikle gitmeliler. Evet. Yöntemlere girelim dediniz ya şu soruyla girelim. 12. sınıf sınav hazırlık erkek çocuğu için yazmış. Dersi doğru yöntemle çalışmıyor. Konularda geri kalıyor. Tabii ki biz de konular yetişmeyecek diye kaygılanıyoruz. Artık kendi haline bıraktık ne yapmalıyız diyor. Öncelikle şunu tespit etmek lazım. Çocuğun doğru yöntemle çalışmadığından anne baba emin mi? Neye göre eminler? Gene diyorum bakın kime göre neye göre. Burada okuldaki rehber öğretmenle bence bağlantı kurulabilir. Burada da deminki dediğim öğrenme yöntemine göre. Yani mesela bu saç rengi göz rengi gibi bir şeydir Tuba'cığım siz de bilirsiniz. Yani görsel öğrenen bir insan işitsel veri geldiği zaman onu değerlendiremiyor, öğrenemiyor ya da yeterince verimli öğrenemiyor. Öncelikle bu çocuğumuzun öğrenme yollarından hangisini daha verimli kullandığı ya da şu var. Birkaç tane öğrenme kanalını kullanıyordur ama ağırlıklı öğrenme yolu hangisidir? Böyle olduğu zaman verimli de çalışacaktır, nokta atışlı çalışacaktır, kalan vaktini de iyi değerlendirecektir. Bunu önerebiliriz yani evet. Öğrenme yollarının tespiti çatışma yaşamışlar anladığım kadarıyla yani bu ne dediğim gibi burada yine bir çocuk ve ergen psikiyatrından bakın psikiyatr deyince ille ruhsal bir sorun olduğunda gitmek zorunda değiliz. Bir eğitim danışmanına hani koç diyorlar yani biz eğitim koçları yani hani bazı hocalarımız o koç tabirini çok şey yapmıyorlar da hani bir eğitim danışmanı alanında gerçekten çok verimli. Bu çocuğun hem psikolojisini hem ders çalışma yollarını hem işte verimli öğrenme yollarını hem de o öğrencinin öğrenme kanalını bilebilecek, tespit edebilecek ve onu düzenli takip edebilecek. Bakın demin arada söylediğim çocuğumuzun öğretmeni olmayalım lütfen. Bu çocuğun öğrenciliği bittiğinde daha sabah konuştuğum genç bir arkadaş diyor ki hocam diyor öyle şeylere hani burada başka şeyler de var da bu sınav kaygısı da var, gelecek kaygısı da var. Elimde yeterli para olsa diyor ikisinin de yüzüne bakmayacağım. Başımı alıp gideceğim. Kardeşimi de yanıma alacağım diyor. Çünkü bana yaptıklarını kardeşime de yaparlar diye düşünüyor. Yapıyorlar olabilir. Diyor. Şimdi bir anne baba için onların hiç haberleri yok ama ne kadar acı bir şey. Duysalar bence yıkılırlar bu evet. Düşünceyle. Buraya getirmeye hiç gerek yok. Hocam buraya getirmekten imtina eden bir izleyenimiz yazmış. Kendisi öğretmen. Sevgilerimizi gönderelim. Demiş ki ay kaçtı mı? Bir saniye. Benim bu hallerim çok komik ama bunu bulacağım. Estağfurullah. Bir saniye çok özür dileyerek. Merhaba Tuba Hanım. 8. sınıf. Oğlu varmış. Hırslı bir anne değilim. Ben de öğretmenim. Çocuğumun sağlığı ve mutluluğu benim için çok daha önemli. Fakat ben ders çalış demezsem çalışmıyor ama kaygısını taşıyor. Kaygı yönelik şeylerini gördü o zaman. Evet. Ne yapabilir mi soruyor. Evet. Yani öğretmen bir anne bilinçli ama çocuğuna tabii ki söz geçirmiyor. Çalış demek istemiyor. Hırslı da değil anne. Acaba hırslı olsam biraz daha çocuğum çalışır mı gibi bir sanki iç soruları var gibi.
Evet, olabilir. Burada hırstan daha ziyade tutarlı. Çünkü hırsla azim karıştırılıyor bizde. Azimli takip eden, tutarlı bir şekilde takip eden ama çocuğunu hani gardiyan gibi de takip etmeyen bir anne belki olabilir. Ya en güzeli bence oğluyla otursun konuşsun bence. Evladım bize yazdığı gibi bak seninle ama özel bir zaman, mekan, belki de mümkünse lütfen evin dışında bir yer ayarlasın çocuğu için böyle bir vakti. Yani eğitimci gayet de bilinçli görünüyor izleyicimiz. Seninle önemli bir şey konuşmak istiyorum. Aha. Yavrum senden değerli değil. Ama bu zorluğu yaşadığını görüyorum. Ne yapabiliriz? Den girerse gençler özellikle Z kuşağı inanılmaz akıllılar. Çok güzel çözümler bulabiliyor. Z kuşağının ardından gelen kuşak yani düşünemiyorum. Adları ne nasıl olacak bilmiyorum. 3-4 yaş çok farklı. Evet maşallah. Bu kadar duygusal zekaları da yüksek efendim. Bunu es geçmeyelim. Kesinlikle. Çok fazla üstlerine belki gidiyor ebeveynler. Çok bireyseller, çok egoistler diye düşünülebiliyorlar ama gerçekten onların o iletişim anlamında açıklar. Biraz kesinlikle. O yolu kanalı bizim ebeveyn olarak keşfetmemiz önemli. Evet ve önlerini açmamız. Yani bloka bir hani takoz olmak yerine önlerini açmak ama orada yalnız olmadığını da hissettirmek. Senin yanındayım, seninle birlikte senin için bir şey yapmak istiyorum. Ne yapabiliriz? Bakın bana yardım et kısmını bile ben edilgin bir cümle olarak görüyorum. Bu defa çocuk ebeveyn çocuk şeyine giriyor. Bu defa çocuk diyor ki yani onu da mı ben söyleyeyim hocam diyor mesela. Öyle danışanlarım olmuştu. Yani ne yapayım diye bana soruyor diyor annem babam diyor. Onu da mı ben söyleyeyim? Ama hani şu var, birlikte ne yapabiliriz? Bu çok daha anlamlı, hem de ucu açık bir soru. Çocuğu da yani öğrenciyi de düşünmeye, ha evet ya bunu annem de dert ediyormuş. Ama benim incinmemi, nasıl diyeyim, yaralanmamı da istemiyor. Burada ortada bir sorun var. Konu benim, benliğim, ben değilim. Sorunun çözülmesi imajını verdiği için alt mesaj olarak bu konuşmayı yapabilir. Evet. Neden ev dışında dedim? Vakti çok almak istemiyorum. Bu önemli. Şimdi ev, sorabilirler. Neden ev dışı? Evet. Şöyle. Ev insanın nasıl diyeyim böyle rahatlayacağı, mutlu olacağı, huzurlu olacağı. Yani bu çocuk açısından belki travmatik bir şey olacak. Hani bu kadar mı önemli diye düşünüyor olabilir izleyicilerimiz. Bu kadar önemli. Önemli böyle biraz daha hani can sıkıcı olabilecek bir konuşmayı. Evin dışında. Çünkü mekan, algılar onunla kodluyoruz ya. Çok da mesela hassas bir öğrenci ise mutfakta mı konuştular? O mutfağı, orayı her gördüğünde o çocuk onu hatırlayacak. Bu konu ve bu kişiler için değil, her insan için ne kadar önemli değil evet, mi? Evet, evet. Travma geçirdiğimiz, duygusal olarak kötü hissettiğimiz yerlerde yaşadığımız şeyler tekrarlanıyor. Evet. Kokularla, görsel objeler, evet. Sembollerle hafızayla, bunlar çok kodlanıyor. Önemli. Bitmek üzere programı ama şu soru çok önemli çünkü çok zeki ama çalışmıyor. Klişe lafımız. Bir soru var, benim oğlum çok zeki, başarılı. Yalnız ödevde çok zorlanıyoruz, ne yapabilirim? Artı her şeyi unutan bir çocuk. Buraya bir şey ekleyeceğim. Ders çalışmayı sevmeyen, haylaz görünen çocuklar zeka geriliği olduğu için mi bunu yapıyor? Bu bence önemli bir şey. Evet. Zeki ama çalışmıyor. Çok fazla sığındığımız bir cümle olarak da geliyor. Sizi tenzih ediyorum sevgili izleyenimiz, bunu söylemiş olayım. Buyurun. Gerçekten zeki ama çalışmıyor olabilir. Ama bakın programın başında söylediğim bir şey vardı. Çok çalışmak mı, verimli çalışmak mı? O çocuğa belki de yetiyor o. IQ zekası çok iyi, çok zeki. Sadece sınıfta öğrendiğiyle sınavda başarılı oluyor. Yani ha, yetiyor olabilir. Veyahut da şu var, diyelim ki başka bir öğrenci, hani 8. sınıf dedi sanırım değil mi? Sınıfını söylememiş. Evet, yani hani o ortadan hani optimal bir şey söyleyecek olursam şunu diyebilirim. Zeki ise ders çalışmayla ilgili, bakın o çalıştı ona yetiyor olabilir. Ders çalışmanın gerekliliğiyle ilgili, yani bu bir amaç değil araç. Oraya vurgu yapılabilir. Sonrasında da sebebi olabilir. Ya. Çocuk belki de annesinin dikkatini çekmek için yapıyor olabilir mi? Ancak ders çalıştığında fark ediliyorsa ben buradayımı görmek için problem çıkarabilir. Ya da bunu bilmek gerekiyor. Problem çıkardığımda beni görecek diye. Evet. Ders çalışmıyor çalışacağı varsa da. O zaman bizim ilgilenmemiz olumlu zamanlarda, iyi zamanlarda evet. Takdirlerimiz, onaylarımız, iyi davranışları pekiştirmek için oraya yönelmemiz gerekiyor. Evet, kötü davranışları pekiştiriyoruz farkında olmadan. Aynen. Çünkü sürekli orayı o zaman ilgileniyoruz tabii. Ancak ağladığında, problem çıkardığında, ders çalışmadığında orada olduğu fark ediliyorsa bu çok 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 ayrı bir konu zaten çok maalesef. Orada olayların sebebi olabilir. Yine oturup konuşabilir. Bakın hangi yaşta olursa olsun kale aldığımızı
değer verdiğimizi gösteren beden dili, hani bunları artık izleyicilerimiz de biliyorlar. Bir şey var, ders çalışmak istemiyorsun. Bir sebebi vardır muhakkak. Oğlum, kızım, evladım, ben bunu öğrenmek istiyorum. Senin için yapabileceğim bir şey varsa bunu yapmak istiyorum. Bunu konuşalım mı? Denilebilir. Ne yapacağımızı çok güzel püf noktalarını belirlediniz. Ben şimdi böyle söyleyeyim. Hocam, program bitti. Öyle mi? Evet. Hocam hiç beklemiyordu eminim. Çünkü su gibi aktı. Biliyorum ama çok faydalıydı. Ben çok teşekkür ediyorum. Faydalı olduğuna izleyenlerimiz çok adına, ekibim adına çok faydalandık bugün sizlerden. İyi ki geldiniz hocam. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Son belki notu vereceğim ama belki sınava hazırlanan öğrencileri olan velilere bir cümle onlara söyleyeceğiniz şey. LGS, üniversite sınavı ne söylersiniz? Bir cümle hocam. Çok sıkıştırdım hocam ama. Bir cümle. Hayat sınavlardan ibaret. Tek girecekleri sınav bu değil. Onlar her şeyden önemli. Ama sorumluluk konusunda desteğimizi ve yardımımızı da esirgemeyelim. Ama onları daraltmadan, bunaltmadan, kişiliklerine de saldırmadan. Bir cümle dediniz ama birkaç cümle oldu. Çok önemli bir cümle. Çok güzel tavsiyelerdi bunlar. Ben her zaman söylüyorum, hayatında başarılı olan çocuk, kendi hayatını idame ettirme yollarını bilen, kendi karnını doyurabilen, kendisini zor zamanlarda kendi yetebilen çocuklar, emin olun akademik başarıda da kendine yetebilecek düzeye gelirler. Bugün olmaz, yarın olmaz ama öbür gün muhakkak olacaktır. Hayat başarısı akademik başarıdan çok daha önce ve önemlidir. Hayat başarısı hayatta tutabilen temel dinamiklerdir. Ardından hayat başarısının akademik başarıyı beslediğini de lütfen unutmayın diyerek ben de sizlere veda ediyorum. Çok kıymetli hocama tekrar tekrar teşekkür ederken bir başka sorun değil de görüşmek dileğiyle efendim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.